Önceki senelerde de çok geniş tecrübesi olan insanlarla da bu sene bu Suudi Arabistan konusu olunca çok fazla da deneyimlerinden faydalanmak için de çok sordum, konuştuk. Dediğim gibi çeşitli Avrupa'daki büyük kulüp sahipleriyle de veya çok tecrübeli sportif direktörlerle de bu seneki transfer dönemi gibi bir sene yaşamamışlar. Çünkü ortalama fiyat seviyesi bazı şeylerde 3 kat ama en az 2-2,5 kat arttı. O yüzden zor bir sene oldu. Çok da fazla uğraştığımız bir sene oldu. Sene başına çok şey hazırlanmıştık. Scout ekibimizle birlikte yeri gelmişken buradan tüm ekibe, başta Emre Utkucan'a, onlarla birlikte çalışan Ayhan hocamıza, tüm hocalarımıza, özellikle Okan hocamıza, Fatih'e, Fatih Demirelli'ye, herkesle çalışan ekibe. Ondan sonra transfer süreçlerinde Uğur'a, Sinem'e, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok zor bir süreci birlikte yönettik. Ama çok özel hazırlanmıştık. Adet olarak yani 3 haneli, yani binlerin üzerinde diyeyim, oyuncu incelendi çok fazla. Daha farklı oyuncu profilleri ve şeye de gitmekti. Amacımız bir de, yani şu anlamda söylüyorum, Suudi Arabistan detayı olmasa farklı bir amacımız vardı. Sonra Suudi Arabistan realitesi çıkınca stratejimizi değiştirdik. Sonra da zahmetli ama sonunda gayet güzel bir sene oldu. Transfer dönemi oldu. İnşallah sonrakiler bu kadar yoğun ve zor olmaz. En azından onu söyleyebilirim. Erdem Bey, transferlerden birisiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Tete çok konuşuldu. Hatta Tete ile ilgili Shakhtar Donetsk'in bir başvurusu olduğunu, buraya gittiğini, bir falan size evrak geldi de şeklinde haberler çıktı. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, geçen de bunun konusu olunca ben de sordum hukuk departmanımıza da veya size sordum. Yani öyle bir gelişme yok ama bir başvuru olacaktır diye düşünüyorum. Biz transferden önce yaklaşık 6-7 gün 3 ayrı bağımsız uluslararası bu konuda tecrübeli konuyu da incelettik. Çok da detaylı incelettik. Ondan sonra karar verdik. Sonuçta bizim incelememize göre, alınan raporlara göre de herhangi bir olumsuzluğun yaşanacağı, yani anlamda tazminat anlamında bir şey olmayacak. Zaten toplamda risk çok ufak bir risk. Öyle olunca da zaten oyuncuyla olan yaptığımız sözleşmede oyuncudan mahsup edilecek bu, yani Galatasaray'ın o anlamda bir ticari anlamda aldığı bir risk söz konusu değil. Bu senenin en önemli ihraçlarından biri Zaniolo oldu. Bu transferin ekonomik boyutlarından biraz bahsedelim. Evet. İnşallah sonunda kullanılırsa öyle olacak. Zaniolo bize 6 ay önce geldi, biliyorsunuz. Tabii oturmuş bir takıma geldiği için 14 maç üst üste kazanan diyeyim, o kazanma sürecinde olan bir takıma geldiği için çok daha, yani kendi almayı da umduğu süreye göre çok daha az süre alabildi. Çünkü o zaman sürekli galip gelen bir takım söz konusu. Dolayısıyla da sonradan da kendi de biliyorsunuz bazı süreleri kendi mevkiinde aldı. Bazılarını kendi mevkii, ana mevkii dışında aldı. Bu sene içerisinde hocamız da o bölgede de daha farklı alternatifleri de görmek istiyordu. Zaniolo da tabii Premier Lig söz konusu olunca Premier Lig'e de gitme arzusu vardı. Burada bir kere kira bedeli olarak çok Türk futbol tarihinin rekor bir kira bedeli. Ondan sonra şarta bağlı, bir kondisyonel şarta bağlı bir olduğu için o şartın gerçekleşmesi durumunda yüksek bir rakam var. O ifade edilen 40 milyonlar falan bonuslarla ulaşılacak rakamlar. Evet. Şunu söyleyebilirim. Yani şimdi bonusların teker teker detayı hakkında değil. Yanlış bilgi vermek istemem. Önümde yazılı şeyler olması lazım. Ben genel olarak transfer ve de anlatacağım. O yüzden o kısma hazırlıklıyım. Ama tek tek soracak olursanız daha farklı bir ortamda yapmak lazım bunu. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim önümüzde iki seçenek vardı. Zaniolo'yu 15 milyona aldık. Belli bir şekilde kar ederek direkt satmak veya daha fazla
kar edebilme potansiyeline sahip olarak böyle şarta bağlı bir satış yapmak. Sonuçta o şart gerçekleştiğinde almak zorunda oluyorlar. Gerçekleşmediğinde de yine alma hakları oluşuyor. İşte Premier Lig'e gönderip bunu Yunus'ta da aynı şekilde şey yaptık. Sonuçta sağ kanadımızda iki oyuncu olduğu için bir de şöyle bir değerlendirme oluyor hep. Sanki her bölgede işte 4-5 oyuncuyla oynayabilecekmişiz gibi düşünülüyor. Halbuki elimizde yer alan değerleri eğer tamamen definitif transfer dediğimiz yani direkt transfer etme konusu yoksa kulüplerin veya varsa bile bizim için o rakamlar yeterli değilse kirada oynatıp orada değerini bulmasını amaçlamak oluyor. Bazı genç oyuncular da zaten direkt o şekilde yapalım diye düşünüyoruz. Hele işte en son Emin örneğinde sonuçta 4 tane central back stoperimiz var. O 4 stoperin içerisinde Emin de sonra 5. oluyor. Çoğu maç kadroda yer alamayacak bile durumda oluyor. Halbuki Galatasaray'ımız için çok önemli bir değer. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Belçika'ya gidip Pro Lig'de bir takımda hem de bir opsiyon olmadan yani değeri çok yükseldiğinde Galatasaray'ın kazancı daha da fazla olacak. Böyle bir şey ki orada oynayacak oyunculardan birisi olması. Biz giderken oyuncularımız en çok dikkat ettiğimiz konu o. Yani 300 bin, 500 bin euro kiralık, 200 bin euro kiralık ücret almak mı yoksa oynayabileceği tam olarak yere göndermek mi ki dediğim gibi genç oyuncular zaten çok fazla da kiralık ücretle transfer edilmek istenmiyor ama hepsinde bir taraftan bizim elimizdeki oyuncuların değerlenmesi yarın bir gün kadro değişiminde bu değerli çünkü geçtiğimiz sene sizler de bildiğiniz gibi satabileceğimiz değer olarak çok önemli değerde oyuncularımız vardı ama satmak istediğimiz çok fazla oyuncumuz yoktu. Şampiyon kadroyu da korumak istiyorduk. Ama önümüzdeki yıllarda alternatifli kadromuz olduğu için artık her pozisyonda iki tane iyi oyuncumuz var ve bunlardan bazılarını önümüzdeki yıllarda satabileceğiz inşallah. O yüzden bazıları bizim takımımızda değer kazanacaklar veya değerlerini koruyacaklar. Kimilerinin de muhtemelen değerleri düşebilir tabii bu futbol. Ama umudumuz koruması ve kazanması bazıları da kiralık olarak gönderdiğimiz takımlarda kazanacaklar. Zaniolo mevzuna tekrar dönmemiz gerekirse dediğim gibi eğer o şarta bağlı zorunlu satın alma şeyi gerçekleştirdiği zaman işte 30 milyonun biraz üzerinde bir para Galatasaray'a gelmiş olacak. Bonuslarla bu 35'e çıkabilir. Gerçekleşmezse de umudumuz zaten sonuçta 15 milyona ilk taksidi 15 Kasım'da ödeyeceğiz. Doğum günü kızımın. O yüzden tarihi unutmuyorum. Ödeme tarihini de unutmuyorum tabii. Ondan sonra da artık inşallah veya çok iyi oynayıp şarta bağlı geri dönüp biz de oynamasını da isteyebiliriz. Çünkü gelecek sene takımımızı daha da güçlendirmek isteyeceğiz. Bu üç yol da şu an için açık. Erdem Bey, Galatasaray sezonunda Osmanlı'ya çok bir transfer yaptı. Rakipleriniz hep karalama kampanyası başlıkları. Onlar da transfer yapıyor ama siz hiç hiçbir şey söylemediniz. Hatta buna yöneticiler, işte spor yazarları da dahil. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte Galatasaray paraları ödeyemez, sezon sonu göremez. Üstün açıklamalar oldu. Ya bu bir kere yani elimizden geldiği kadar şu Türk futbolunu ileriye götürmemiz lazım. Hepimiz zaman zaman hatalar ediyoruz. Ben her konuşmamda hatalarımdan bahsedip bununla ilgili şey de söylüyorum muhakkak. Hiçbir rakip takım yöneticisinin biz de hata ediyoruz kusura bakmayın dediği olmuyor. Bunun da değişmesi lazım. Çünkü insanız şey yaparız ki benim yaptığım şey bir tane herkesin 10 tane var maalesef bunlar da denmiyor. Bunu da futbolun, Türkiye'deki sadece futbolun değil, toplam iklimin değişmesi için, memleketin ikliminin daha güzelleşmesi için bunları yapmamız gerekiyor. Biz karalama işlerini yapmak, yani çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Geçmişten beri gelen şeyler vardır Türk futbolunda falan, mümkünse dönüştürmek, değiştirmek istiyoruz. Ama bütçelerimizin ne olduğunu, ne şey yaptığımızı, biz divan kurulu toplantısı olacak zaten. Galatasaray Divan Kurulu'nda bunların hepsini açıkça ortaya koyacağız. Herkes de onu görecek. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu sene alınan transferlerin market değeri 149.6 milyon euro. Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok. Bunun
belki yarısı kadar bile bir şey yok. Yani bilgisizce yanlış bilgi vermek istemem. O da çağımızın yeni bir sorunu. Bilmeden bir şeyleri özellikle sosyal medyada her şeyi söylüyoruz ve yanıltabiliyoruz insanları. Ama Türk futbol tarihinin rekoru. Bunları biz imza bedelleri dahil 30 milyon civarında bir imza bedeli ve transfer ücretiyle aldık. Yani ve geçen sene 28 küsür artı Zaniolo'yu transfer ettiğimizde 28 artı 15 43 milyon euroluk bir transfer şey yapmıştı. Bu sene onun daha da altında. Bir önceki sene Sayın Burak Elmas başkanımızın döneminde ki senede 28 milyon euroydu transferde harcanan para. Dolayısıyla aşağı yukarı onun işte 2-3 milyon üzerinde bir rakamla bu kadar oyuncu kazandırdık. Bunu sorguluyor olmalarını ben hani teknik olarak anlayamıyorum. Şöyle şeyleri var en azından hani bilemiyorum yani sadece birlikte nasıl yaptığımızı ben anlatacağım. Çok da şey bir konu aslında aşikar bir konu. Free oyunculara yönelmek zorundaydık. Bunu da taraftarımız veya şu taraftan da şey yapılıyoruz ya oyuncular geldi oynayamıyor. Harcama limitimiz diye bir şey var. Şu an tabii Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için arttı ama o son 4 günde arttı ve son 4 günde o transferleri yapabildik. Onu da ayrıca şey yapacağım. O yüzden free oyuncu dediğiniz zaten yaz antrenmanına çıkmaz, şey yapmaz. Ve ondan sonra daha süre geçmesi gerekir adapte olması için. Böyle oyuncularla oyuncuları ikna ederek, kimi oyuncu 20 milyon euro bonservis isteyen oyuncuları ikna ederek hepsini çok muteber kulüplerden aldık. Bunun için gerçekten çok doğru proje, buradaki doğru ortam, en onu söylüyorum. Futbolcuların benim bugüne kadar görüştüğüm, tabii ki 2 yıl tecrübem var ama görüşmelerin hepsini bizzat yaptığım için genelde de yöneticiler bu görüşmeleri tamamen bizzat yapmıyorlar. O yüzden ben herkesle bizzat yaptığım için daha fazla görüşme deneyimim var diyebilirim. Orada gördüğüm şey şu, oyuncuların %95'inin ana konusu para değil. Biraz bizler de, hepimiz de kendi eksikliklerimizi ya paramız yoktu ya yönlendirmek için böyle bir algı oluşturmuşuz bugüne kadar. Bu algı yanlış, bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Oyuncu şöyle düşünün, kendimizden örnek vereyim. Yani oyuncu, zaten gittiğimiz o üst düzey oyuncular yeterince para kazanmış oluyor. Yani %90'ı diyeyim para değil. Tabii ki para belli bir dereceye kadar önemli ama aradaki 3 milyon 5 milyon farkı gerçekten önemsemeyen çok fazla oyuncu var. Çünkü oyuncunun daha çokça bulabildiği şey para, daha az bulduğu şey huzurlu ortam, samimiyet, doğru hedefler, doğru kurumsallaşma, birçok şeyi bulamıyor. Dolayısıyla onu bulduğunu anlayınca sizi tercih ediyor. Sizi tercih ettiği zaman da kulübüyle ise kulübünden daha düşük bonservisi alabiliyorsunuz. Çünkü tek tercih sizsiniz. Geçen sene Icardi'de örneği gibi geldiğinde. Eğer kulübü yoksa free transferse de daha düşük maaşlarla size gelmeyi tercih ediyor. Biraz zaman alıyor tabii bu. Çünkü sizdeki imkansızlığı anlatmanız gerekiyor. Biz belgelerle, rakamlarla anlatıyoruz. Bak ancak bu kadar verebiliriz, böyle yapabiliriz diye. Neticede bu oluyor. Şeyi bu. Yani ben bunu hayatımda hep yaşadım. Onu söyleyebilirim. Farklı bir şekilde yaptığınız zaman insanlar... halbuki herkes birbirinden iyi yapabilir. Muhakkak bizden daha iyi de yapılabilir. Bu sene tüm takımlar iyi transferler yaptı. Onu da söyleyeyim. Türk futbolunun bu noktaya gelmesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben kendi transferlerimizle ilgili dünya basınında ne kadar yer aldığını hepimiz görüyoruz. Muhakkak rakiplerimizinki de belli seviyede yer alıyordur. Ama biz başka türlü Türk futbolunu daha yukarı seviyeye getiremeyiz. Bu rekabetle getirebiliriz. Rekabeti de haksız bir hale getirip rekabeti dinamitleyerek böyle suçlamalar yapmak gerçekten yani yine dönüp bize kötülük oluyor. Yani kendimize, biz de yaparsak gelip kendimize, çünkü bu biz geçen seneye başlarken ben Galatasaray iç toplantılarında da bunu diyordum. Hatta ilk federasyonla tanıştığımızda da onlara da ifade ettim. Hep dedim ki artık 6 büyük lig olacak. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsak haybeye zaman kaybediyoruz. Çünkü evet Galatasaray'la ilgili her şeyi konuşacaksın ama amacın sadece Galatasaray olmayacak. Toplam ekosistemi büyütmek gerekir. Altı büyüklük olunca ne oluyor? Sen daha ucuza oyuncu alırsın. Çok daha genç oyuncuları getirebilirsin buraya.
oyuncularını mevcut gönderdiğin fiyatların iki katına gönderirsin. Bir anda Türk futbolunun Anadolu kulüpleri çok daha fazla oyuncu ihraç edebilir. Bunu çözdüğünüz zaman çok büyük bir şey çözüyorsunuz. Hem Galatasaray'ın hem büyük kulüplerin, Anadolu kulüplerinin işini çözmüş oluyorsunuz. Bunda bir payımızın olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bana diğer takımdan insanlar da hep bunu söylüyorlar. Dolayısıyla çok bu konuda mutluyum yani. Türk futbolunun kalitesini, herkesin transfer kalitesini de yükselttiğimiz için inşallah diğer takımlarda, tüm kulüplerde çok daha iyi transfer yapsın diye düşünmek lazım. Ben şahsen doğrusunu yani kendi kulübünü, taraftarlarımıza dönüyorum. Kendi kulübünü seven insan başka kulüplerin de iyi şeyler yapmasını ister. Bu iş ancak böyle gelişir. Beril Hanım, bir transfer bölümünü kapattınız. Yani şöyle, yabancı ile ilgili zaten şey yaptık, kapattık. Yani belki ufak bir ihtimal şey olabilir. Çok güzel bir yerli oyuncu bulursak öyle bir şey olabilir. O da hani dediğim gibi fırsat şeyi anlamında veya bir pozisyonumuzu daha da kuvvetlendirmek için. Yani ya fırsat transferi olacak A ya da B şıkkı, bir pozisyonumuzu kuvvetlendirmek için bir yerli opsiyon oldu. Ancak öyle olabilir. Bilin. Çoğunluğuyla kapattık onu diyebiliriz. Buyurun. Ben veriyorum size. Taraftar baskısına birkaç defa değindiniz. Taraftar Erden Timur olarak yönetici Erden Timur'un yaptığı transferleri, transfer potansiyelinden memnun kaldınız mı? Bir de transferin şampiyonu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ya İkinciden başlayayım. Transferin şampiyonu olmanın ben çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hedef. Olsan da olmasan da. Yani geçen sene de bizi transfer şampiyonu olarak görüyorlardı. Transfer şampiyonu olmak doğru bir hedef değil. Yani kesinlikle yani doğru takım kurgusuna göre doğru oyuncuyu bulabilmektir doğru transfer. Kimin şampiyon olduğu da sahada görülecek bir şey. Yani bunu çok samimi söyleyeyim. Çünkü bu yanlış bir hedefe yöneltir insanları. Taraftar Erden Timur olarak da böyle bakardım geçmişte, onu söyleyeyim. Sadece şunu diyebilirim. Türk futbol tarihinin en şey kadrosu bu. İyi diyemem ama hani bugüne kadarki en bilindik isimlerle oluşan kadrosu. İyi diyemem derken iyiyi birebir baktığınızda tüm futbolcular iyi ama sahada artık o sahada görülecek bir şey. Ama öyle bir beklenti oluşmuş ki o yüzden kendimi de burada taraftar Erden Timur olarak yönetici Erden Timur'u da suçluyorum. Yani böyle bir beklenti oluşmasından. Yani geçtiğimiz iki sene önce örneğin Vecino ismi şey yapayım gelecek diye şey yapılsa, bu yaştaki Vecino'dan bahsediyorum. İki sene önceki yaşından değil, yine 32 yaşındaki Vecino gelecek dense çok önemli bir transfer olur. Kerem Demirbay için hani her taraf inler. Bunlar çok şey değerli oyuncular. Şundan bağımsız düşünmememiz lazım. Bu kurumların sahibi taraftar. Taraftar ben şunu önemsemiyorum, bunu önemsemiyorum dememesi lazım. Çünkü sahibi taraftar. Bir kurumun sahibi en geniş boyutta her şeyi düşünmesi lazım. Düşünmezse yarın, hep bunu söylüyorum, çocuklarının taraftarlık hakkından almış olur. Genç arkadaşlarımızın çocukları yok. Bunu şey yapmayabilirler. Ama çocuğu olanlar en azından çocuklarını düşünsünler. Veya genç arkadaşlar da yeğenleri falan vardır. O yeğenlerini düşünsünler. Yani benim kuzenlerim, yeğenlerim bir tarafı, bir kısım Fenerbahçeli ama bir kısmı da Galatasaraylı. Hiç kimsenin hakkından almak istemem. Kendimce, benim kendi işimde de benim budur. Başkasının hakkından aldığın her şey yarın dönüp dolaşıp bulur. Dolayısıyla mantıklı transfer yapılması lazım. Beklentinin bu denli büyümesini, ya transferin geciktiğiyle ilgili şey var. Ya harcama limitimiz yok arkadaşlar. Harcama limiti yoksa transfer yapamazsın. Çok yani financial fair play denilen şey sonradan denetimdir. Yaparsın yaparsın hesabı sonradan ödetirler adama. Yani ceza alırsın. Ama harcama limiti dediğiniz şey, limitinizin $1 üstünde bile olsa o oyuncuyu register edemiyorsunuz. Yani kaydedemiyorsunuz. Dolayısıyla transfer yapamıyorsunuz. Harcama limitimizin olmadığını söylesek bu sefer hiçbir oyuncu o limitimiz gelene kadar, limit ne zaman geliyor? Şampiyonlar Ligi'ne katılımınızı tescil edildiği zaman. Yani katılıp bir sonraki günde, çarşamba günü de diğer takımların da katılacağı belli oluyor. Ona göre 32 takım arasından kaçıncı olacağınız belli oluyor. Kaçıncı olacağınıza göre de alacağınız, her sıra bir yukarı çıktığınızda 1 milyon 300 bin euro fazla alıyorsunuz. Biz oradan 9 milyon euro alıyoruz. 15.4 milyon euro da katılım bedeli alıyoruz. 25
milyon euroya yakın bir rakam alıyoruz. O rakam belli olup tescil edildiğinizde harcama limitinize bu şey dahil oluyor. Yeni yaptığınız sponsorlukları bağımsız denetim, yani sponsorluklardan kastım stat sponsorluğu gibi, işte forma sponsorluğu gibi, işte bu tip sponsorlukları bağımsız denetimden geçirip onu raporluyorsunuz, harcama limiti oluşturuyorsunuz. Bu bağımsız denetimden geçirmek, raporlamak, bu sponsorlukların imzalanması, şimdi bunların hepsi bir süreç ve en son bizim Şampiyonlar Ligi ile birlikte transfer limitimizin oluşması Perşembe günü akşam. Zaten bunu böyle şey yapmıştık. O yüzden free oyunculara gittik. O yüzden yaz kampı geçirmeyen oyunculara gittik. Gitmek zorundayız. Başka bir imkanı yoktu bu işin. Şimdi bunu stratejik olarak stratejinizi paylaşamazsınız. Ben bunu defalarca söyledim. Stratejimizin bir kısmını paylaşabiliriz. Şeffaflık o kadar. Diğerini paylaşırsanız o 1,5 ay, 2 ay boyunca hiçbir oyuncuyla görüşemezsiniz. Çünkü oyuncular ve menajerleri harcama limiti olmayan bir takımla niye görüşsün? Yani anca hiçbir yere gitmeyi düşünmeyen oyuncular görüşür sizle. Dolayısıyla o süreç içerisinde görüşmeniz lazım. Topu oynatmanız lazım içerisinde. Ve ondan sonra da harcama limiti geldiğinde kalanlarla bir şey yapmanız lazım. Olay bu. Harcama limitimiz niye düşük? Bir, geçen sene toplam bizim yönetim dönemimizde ilk senesinde 17 milyon TL yeni sponsorluk yapıldı diyorum. Şey gelirimiz, stat gelirimiz döviz karşılığında ve askeri ücret karşılığında kıyaslandığında son 15-20 senenin veya tüm şeyin kıyaslamaların tüm senelerin en düşük şey stat gelirlerinden birisi. En düşük birinci veya ikinci. Dolayısıyla bunların ikisi bir araya gelip oyuncu da satmadığınız zaman, çünkü Nelson'u satabilirsiniz, Sasha'yı satabilirsiniz, Torreira'yı satabilirsiniz. Satmak istemiyorsunuz. Bunları korumak istiyorsunuz. Zaniolo'yu 15'e aldınız. Yani diyelim ki 20'ye satsanız 5 milyon oradan gelir elde edeceksiniz ama yazık, Zaniolo'yu 30'a satabilme ihtimaliniz varken niye 20'ye satasınız ki? 5 milyonla da istediğiniz orta sahayı, istediğiniz şeyi alamazsınız. Yani zaten sonuçta sizin için değişen bir şey olmayacaksa niye yapacaksınız? Şimdi bunların hepsini ben transferden önce mi anlatayım? Önce anlatırsam kimle, hangi stratejiyle çalışma yapalım? Hangi oyuncuyla görüşüp ya bizim harcama limitimiz yokken görüşelim? Şimdi bunları hepimizin bilerek düşünüyor olması lazım. Sadece şunu düşünmesi lazım. Ya bu adamlar buradaysa yani ve geçtiğimiz sene de transferin ortasında gelip bir şeyler yaptılarsa demek ki bir şeyler yapabilme şeyleri var. İyi, hata ediyoruz muhakkak, eksikliğimiz oluyor muhakkak ama bir şeyler yapabilme kapasitesi var ve Galatasaray için doğruyu düşünüyorlar, düşünmemiz lazım. Ha, herkes tabii ki eleştirebilir. Bunların hiçbirisinde bir şey yok. Ama doğruyu eleştirmediğimiz için, sadece transfer için söylüyorum, herhangi bir konuda yönetimleri popülizme itmiş oluruz. Popülizm de dünyanın en baş belası işidir. Yani her şeyi çökerten, tüm kurumları çürüten, tüm toplumları çürüten, sosyolojiyi yerle bir eden, insanlığı çürüten şeyin adı popülizm ve samimiyetsizliktir. Dolayısıyla taraftar bu baskısı tamamen tüm yönetimleri popülizme iter. Öyle söyleyeyim. Hayatımda yapmam. İstifa ederim, popülizm yapmam. Çünkü toplumsal bir zafiyettir popülizm. Sadece Galatasaray'a yapılan değil, insanlığın en kötü şeyidir. Dolayısıyla tüm dünya ne çekiyorsa popülizmden çekiyor. O yüzden yani ben taraftarken de bunları düşünürdüm, onu söyleyeyim. Yani bir şey vardır yoktur, onu söyleyeyim. Buyurun. Euro projesi sunumu yapılırken 30 milyarda lira bir gelirden bahsettiniz. Evet. O dönemde. Şimdi evet, artan enflasyon tabii ve referans faizle beraber hem tabii yükümlülükler de arttı Galatasaray evet tarafından. Yeni projeksiyonu çizdiniz mi önce? Onu sorayım. Evet. Yani yeni bir projeksiyon olmuş evet herhalde. O evet, evet, evet. 300 bir artış belki. Evet, evet. 5 civarı belki olur ama orada yedek akçe çocuklarında bir değişiklik var mı? Evet. Yani o, kısaca o projeyle ilgili, evet, projeksiyonla ilgili biraz özetlerseniz. Çok kısa söyleyeyim ki transfer merak edildiği için hep yaklaşık yani 100 bin metrekare bir satılabilir alan çıktığı için şu an buradaki fiyatlar işte 7-8 bin dolar, 9 bin dolar artık bu yapılacak projeye bağlı. Böyle baktığımızda o günkü rakamlar tabii çok değişti. Bunun tabii hepsi, bu bir ciro. Bundan inşaat maliyeti düşecekçe yapacak ama şunu söyleyebilirim. O fon projesi dünyada sadece Galatasaray'ın yaptığı. Diğer takımlar dinleyince, en büyük takımlar bile hakikaten hayranlıklarını defalarca
ifade ettiği, birbirine aktardığı, ilk defa bir takım bir fon yaratıyor. Bu fonla hani transferleri nasıl yaptılar diyorlar ya, fonu da nasıl yaptılar, bunların da hepsi. Bu insan yani emek veriyorsa her şeyi yapabilir. Ben bunu 2 sene önce Burak Elmas zamanında anlatmıştım o yönetime. O zaman şey yapmıştık, TSKB'ye o zaman bunun tüm fizibilitesini yaptırmıştık. Ve çok daha arttı. O fonun alt fonlarının da sistematiğini de koruyoruz. O yüzden Galatasaray'ın geleceği için çok önemli bir proje. Erdem Bey, son 2 gün neler yaşandı? Özellikle bir Sino ismi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son gün Ndombele ve Davinson Sanchez transferleri. Evet. Bunlar bir stratejinin parçası mıydı? Transfer dönemi büyük oranda bitti. Aklınızın kaldığı bir oyuncu var mı? Bu ismi paylaşabilir misiniz? Şunu söylemeliyim, son 2 gün ve son 4 gün, yani son işte perşembe akşamı transfer limitimiz geldi, artık transfer yapabilir duruma geldik, öyle söyleyeyim. O zamana kadar bekletebildiğimiz oyuncu, çarşamba günü Amrabat vardı ve büyük ölçüde kendileri de doğrulayacaktır zaten, her şeyi de bitirmiştik diyeyim yani, Amrabat'la kulübüyle de bir noktalara gelebilecek düzeydeydik. Yani zaten bu işin açılmasını bekliyorduk ki. Çünkü şöyle söyleyeyim. Önceden bu süreçleri bitirirseniz sonra hadi oyuncu sağlık kontrolüne gelsin denir. Siz de bir şey diyemezsiniz. Yani çünkü transferi register edemeyeceksiniz. O yüzden ama çarşamba günü akşam Manchester United geldi. Yani çarşamba günü akşam geldi. Tabii ki oyuncu da önceden de söylemişti. Hocası, eski hocası da orada olduğu için. Tabii ki takım da Manchester United olduğu için, o da ayrı. Ama asıl söylediği şey, hocam çünkü çok büyük takımları da reddederek bekledi bizi. Bir o olmayan sonra. Sonra perşembe günü akşam açılınca bizim transferde görüştüğümüz, dediğim gibi birçok beklettiğimiz oyuncu bekledi. Bazıları da tabii artık sizi son günler oluyor, son hafta olduğunda haklı olarak kendimizi oyuncunun yerine koyalım. Beklemiyor çünkü gerçekten ya son anda vazgeçerseniz oyuncu da artık aday kulüp bulmazsa kulüpsüz kalacak. Bizim de harcama limitimiz şey olmadan, açılmadan transfer yapamayız. Dolayısıyla kalan şeylerle hareket etmek zorundayız. Bu işin bir doğal sonucu. Diğerinde çünkü teknik bir imkansızlık söz konusu. Öyle oldu. Vecino konusu çok gündeme geliyor. Hocamızın en son işte Ndombele Vecino konusu olduğunda, Vecino'nun da hatta 6-8 istediği için, sonuçta Ndombele daha 8 bir oyuncu oradaki şeyle, tercihi de Vecino. Vecino'yla konuştuk, kulübüyle de anlaştık. Oyuncu zaten burada Mustera'yla, Torreira'yla hepsiyle konuşuyordu. Sonra işte gece vakti, yani Türkiye saatiyle 11-11.30 gibi Sarri oyuncunun gelmesini de onay vermedi. Hatta şiddetli bir şekilde şey yaptı. Biz son zamana işte herhangi bir şekilde oyuncumuz olması için Ndombele de var. Dediğim gibi ondan önce son 6-7 gün bakarsak aslında daha da fazla çeşitli oyuncularımız vardı. Tottenham'ın olması, yani Ndombele'nin Tottenham oyuncusu olması bu açıdan avantaj. Yani Tottenham çünkü son ana kadar hep en yüksek para için zorlar. Son anda da artık transfer kapanınca bu sefer biz avantajlı duruma geçiyoruz. Aslında 4 gün önce Ndombele için transfer kapanmadan diyeyim, Avrupa transferi kapanmadan çok daha önemli fırsatlar vardı ama Tottenham son ana kadar zorladı. Davinson konusunda da yani bizim Avrupa transferi bittikten sonra 2 gün sonraydı. Cumartesi günü aramızda hala çok ciddi bir fark vardı. Yani büyük bir fark ve transferin yapılamayacağını düşünüyorduk. Evet, biz de almışlar hocamız. Transferin olmayacağını düşünüyorduk. Hatta bu konuda da hocamıza da onu söyledik. Transfer yani Davinson konusu olmayacak. Bir başka kişiyle ilgili şey yapılabilir ama çok büyük fark var. Neticede son gün, ben bunu zaman zaman ifade ediyorum. Bu iş böyle yani en son dayanıklı olmaya gidiyor. Yani bileğe kimin en son düşerse pazarlıkta o şey oluyor. Son gün, Davinson'un da son senesi olduğu için biz de şöyle düşünüyorduk aslında. Davinson orada oynuyor. Demek ki çok düşünün de oynuyor. Evet.
Vallahi doğum gününü kaçırdık. Kaçırdık. Evet. Sonradan tebrik ederim. Yani üçüncü stoper olduğu için Tottenham'da Davinson artık dedi ki yani bunun bu rakamda aradaki fark çok büyük olduğu için bizim rakamlara düşmeyecekler. Dolayısıyla üçüncü stoper olarak oynatmayı düşünüyorlar son senesi olmasına rağmen. Tabii dediğim gibi son gün bazı şey değişebiliyor. Çünkü son gün o ana kadar blöf yapılmışsa artık blöf mü gerçek mi oldu son gün ortaya çıkıyor. Ondan sonra bizim geldiğimiz fiyattan aslında biz de 1,5 milyon euro yükselttik fiyatı. O şekilde 9,5 ve artı bonuslar olarak anlaştık. Davinson süreci de öyle oldu. Kaçtan indiler? Vallahi onlar ilk başta ilk teklifimizde bu 2 aylık bir süreç 25'ler ondan sonra 17-16'da durdular bayağı inmediler sonra işte oradan indiler. Erdem Bey yani cumartesi akşamı bakıldığında Davinson Sanchez Galatasaray'a çok uzak gözüküyordu. Çok. Ve Sergio Ramos ona oranla daha herhalde öndeydi değil mi? Evet yani şöyle tam cumartesi cumartesi günü Davinson Sanchez cumartesi de pazar da öyle söyleyeyim. Yani ondan önce de cuma da, ondan önceki günlerde de diyeyim yani en sonsun. Davinson çok uzaktı çünkü yani o fiyatın yani şimdi Tottenham'ın sahibi çok değerli bir insan ve çok önemli bir iş insanı. Yani çok da varlıklı bir iş insanı. Bunun hani böyle bir rakamı almak yerine son senesinde oynatabilir. Bu çok fazla oluyor. Avrupa'daki büyük kulüplerde ve sahibi hatta orta kulüplerde bile sahibi çok varlıklıysa ben oynatırım oyuncuyu o kadarında ondan sonra da free veririm diye düşünüyor. Biz öyle olacağını şey yapıyorduk. Ona hazırlanıyorduk bir taraftan da. Hakeza Ndombele için de iş öyleydi. Çünkü biz bir senelik alalım şey yapmayalım. İşte sadece hani Hakim Ziyech gibi risklerini almayalım diye düşünüyorduk. Buna ona göre düşmüyorlardı. Son gün bu netice gerçekleşti. Bizim tarafımızdan da belki de hayırlısı oldu diyebiliriz. Ama Davinson Sanchez zaten çok 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 yüksek bir isim yani şey olarak. Şunu sormak istiyorum. Artık transferinizde bir noktada bitirdiğinizi de söylediniz Erdem Bey. Önümüzdeki sezon hem lig hem Avrupa Galatasaray için nasıl olacak beklentinizle? Çünkü rakipler de çok güçlü. Kesinlikle. Yani hem ligde rakipler çok güçlü. Çok da güzel bir şey bu. Hep altını çiziyorum. Sürekli ligin. Geçen sene de çok zevkli bir lig yaşandı. Bakın bundan önceki 3-4 seneyle kıyaslarsak veya 4-5 seneyle bir anda Türk Ligi'nin seviyesi arttı. Bu sene daha da artacak. İşler kolay değil bunun şeyi ama sonuçta şunu söyleyebilirim. Biz bu seneyi kendi şeyimizde de içerimizde de çok farklı bir çalışma yapacağız. Bu sene bizim için yani dayanışma ve konsantrasyon senesi. Herkesin bundan tüm Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. En önemli şey dayanışma. Dayanışma şu demektir. Her türlü şeye sahip çıkmaktır. Yani Galatasaraylı olan Galatasaray'la ismi anılan herkese, her şeye sahip çıkmaktır. Dayanışma zorlukta bir arada olmaktır. Biz bunu yani her zaman ben kendimi motive etmek için onu söylerim. Kurtuluş mücadelesi gibi görmek lazım. Yani işte 30 Ağustos'u yeni geçtik. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını aslında bu sene kurtulacağız. Kurtuluş Savaşı ruhu nedir? Tüm imkansızlıklara rağmen bir şey yapmak. Orada imkansızlıklar içerisinde birbirini suçlamaya geldiği zaman hiçbir şey yapamayız. Dolayısıyla bizim tüm herkesce o yüzden taraftarımıza en çok çağrım. Kendi oyuncularımıza çok sahip çıkalım. En çok üzen şey, yani hakikaten ben şahsen bazen maçlarda bulunmaktan bile bu anlamda üzülüyorum yani onu söyleyeyim. Kendi oyuncularımız top kaybettiğindeki uğultu bizim vazifemiz sonsuz destek. Tüm taraftarımızdan ne olursa olsun sonsuz destek. Herkes alnının terini sonuna kadar mücadele ediyor. Ben şahidim ne kadar şey yapıldığında. Ama hele yerli yabancı ayrımı gibi yapıyoruz gerçekten. Biraz objektif bakmaya çalışalım. Ne olursa olsun destek verelim. Biz bu sene şampiyon olacaksak ancak ve ancak kayıtsız şartsız destekle şampiyon olacağız. Başka hiçbir türlü olamazsın. Öyle oluyorsak da bir bölünerek destek vermeyerek şampiyon oluyorsak da onun adına şampiyonluk demeyelim. Biz bu seçimin başında yani bir manifesto okumuştum ben. Onu tekrar bir zaman okumam gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü birlikteysek niçin şampiyon oluyoruz? Birbirimize sarılmak için. Zaten şampiyon olmak yolunda birbirimize sarılamıyorsak olmayalım. Yani bunu en önemli ricam bu. İkincisi niye konsantrasyon diyecektik? Her türlü şey yapılacak bu sene. Tüm bizim birliğimizin dağıtılması için, konsantrasyonumuzun dağıtılması için her şey yapılmaya da başlandı. Daha neler neler yapılacak.
Bunlarla ilgili de neler yapılacağını yine bu basın toplantısının konusu olmadığı için transfer konusu. Bunları da anlatacağız. Ama her şeye karşı çok duyarlı ve uyanık olmamız lazım. Biz kötü yöntem, etik dışı yöntem, hiçbir yönteme tenezzül etmeyeceğiz. Bunu net olarak söyleyeyim. Ama edilen hiçbir şeye de müsaade etmeyeceğiz. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağız. Ama bu ancak ve ancak taraftarın desteğiyle olur. Burada Galatasaray'ımızın muhabirleri var. Eksik bilgi, niye transfer haberi verilmedi? Transfer haberinin verilmesi külliyen Galatasaray'a zarardır. Ben transfer haberi veren, transfer haberi için etkileşimini arttırmaya çalışan hiç kimseye bu anlamda transferi yapmaya çalışan insan olarak ve bir Galatasaraylı olarak Galatasaray taraftarının hiçbirisinin hakkını helal etmemesini rica ediyorum. Ben etmiyorum şahsen. Öyle söyleyeyim. Çünkü bunun hepsi külliyen Galatasaray'ın daha pahalıya transfer yapma sebebidir. Galatasaray'ın daha zor oyuncu almasına sebeptir. Neden Galatasaray'la ilgili 500 oyuncu ismi çıkıyor da başka kulüplerinden 50 oyuncu ismi çıkıyor? Bu niye? Çünkü taraftarımız bunu talep ediyor. Ya Galatasaray'a zarar vermeyi niye talep ediyoruz? Ben bunu hep söylüyorum. Lütfen yani alınan alınsın, gücenen gücensin. Hiç kimsenin alınmasını istemem ama doğruyu söylemekten de geri duramam. Bu çok net bir şekilde kulübe zarar vermektir. Neden Galatasaray alınabilecek iyi bir oyuncuyu bu dedikodular çıktığı için? Biz bir taraftan harcama limitimiz olmadığı için oyuncuyu oyalamaya çalışıyoruz. Onu şey yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan şu oyuncuyla anlaştı deniyor. Oyuncu diyor ki bak bununla anlaşmışsınız, onunla da görüşüyor musunuz? O kadar her şeyi berbat ediyor ki. Ve 500 tane haber çıkıyorsa 490'ı yanlış. 10 tane transfer yapsan 10'u doğru. 490 tane yanlış haberi çıkaran herkese deyin ki bunlar yanlış. Niye yanlış çıkıyor? Çünkü taraftardan müthiş bir baskı geldiği için herkes o haberi vermek, bir tane haber yapması lazım, incelemesi lazım, bir şey yapılması lazım. Bu sefer yanlış bilgiler gidiyor. Menajerler yanlış bilgiler veriyor veya başkaları yanlış bilgiler veriyor ve bu hale geliyor. Bazen İşte Davinson Sanchez, Endombele olaylarını sordunuz veya Vecino. Buradaki insanlar doğru haberleri veriyorlar. Ondan sonra süreç değişiyor. Transfer çok dinamik bir süreç. 3 gün önce doğru, 3 gün sonra başka bir şekle, hale bürünüyor. Bu sefer yanlış oluyor. Niye yanlış? Zaten bu işin doğası bu. Ama biz böyle bir baskı yaparsak dediğim gibi iş popülizme gider. Ben şöyle söyleyeyim. Layıkıyla işi yapmaya çalışan kimse de bu işi yapmaya çalışmaz. Çünkü popülizmin kazandığı bir yerde doğru kaçar, korkar yani. Çünkü popülizmle doğru ancak destek varsa, dayanışma varsa, birliktelik varsa baş edebilir. Popülizmle doğru, birliktelik yoksa baş edemez. İmkansız, silahların eşitsizliği. Yani buradan ricam, bu sene bizim için çok önemli bir sene. Ve geçen seneki birlikteliğimizin çok daha büyük bir birlikteliğini ortaya koyacağız. Ve Galatasaray taraftarı da, Galatasaray camiası da bu işleri en doğru yapan camiadır. Yani birleşmeyi, herhangi bir kaos olduğunda birbirine bağlanmayı, tutunmayı biz bu sene yine hep birlikte gerek Galatasaray'ın tüm bileşenleri, paydaşlarıyla, tüm taraftarlarıyla birlikte yapmamız lazım. Sonuna kadar. Şunu söylemek istiyorum. Bu sene düştüğümüz zamanlar olacak. Farklı politikalar güdülüp yıpratılan zamanlar olacak. Her zaman her bir Galatasaray paydaşına birlikte sahip çıkacağız. Bunu yaparsak sonunda ne olacağını hep birlikte görürüz. Yapamazsak da dünyanın en iyi takımını kurun, hiçbir şey yapamayız. Biz bu kadar bileşeni, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de bir hedef için, evet zor bir grup ama şöyle söyleyeyim, şu takıma formaları değiştirelim, Inter forması giydirelim, o zaman bu gruba o kadar zor bir grup der miyiz? Bir kere önce hayal edeceğiz. Yani yenmek var, yenilmek var. Çok zorlu gruplara karşı zor durumda kalmak var, zorlu hiç fark etmez. Kimse hayal etmekten geri durmaması lazım. Hayal ettiğimizi niye ifade etmiyoruz? Ya sosyal medyada linç yeriz diye. Bakın bu da popülizmin sonucu. Bu sefer hayal ettiğimizi hadi arkadaşlar birleşelim biz bu işi yaparız diyemiyoruz. Çünkü yarın bunları yayınlarlar, bizi linç ederler diye. Ne oluyor? Galatasaray kaybediyor. O yüzden herkesten istirhamım, ne olursa olsun, ne kadar düşülse de kalkılsa da sonsuz destek verilmesi her zaman. Hepimiz ancak böyle. Galatasaraylı zaten bunu yapar. Her anında Galatasaray'la birlikte olur. Bu benim özel olarak istirhamım. Erdem Bey, teknik özellikleri çok benim karakter yapısından dolayı transferinden vazgeçtiğim oyuncu ya da oyuncular olmuyor. Muhakkak oluyor yani, şimdi isim isim saymak zaten istemem çünkü oyuncuları kötülemiş oluruz ama muhakkak oluyor yani. Çok çok oluyor. İşte böyle izinle konuşuyoruz. Şunu niye almıyoruz ya? Yani inceliyorsun, almaman gereken bir sebep buluyorsun. Biliyorsun yani oradaki şey, ondan dolayı almıyorsun. Aslında çok oluyor öyle şeyler. Erdem Bey,
Sponsorluklar çok gündemdeydi. Bu dönemde sponsorluktan ne kadar gelir elde edildi ve bunun ne kadar yıldızlara dönüştü? Şunu söyleyebilirim. Toplam sponsorluklar Galatasaray'ın herhalde şu an 53 milyon euroyu buldu. Bunun 22-23 milyonunu yıllara sahip olarak, bu toplam rakamdan bahsediyorum. 53 milyonun 30 milyonu bu seneki işte stat sponsorluğu, XYZ sponsorluk. Sporcularla ilgili 23 milyonu 3 yıla yayılmış, 4 yıla yayılmış. Sporcularla ilgili Galatasaray'la yapılan yine şeyler, sponsorluklar. Bu mevzu da şöyle, her zaman büyük kulüpler zamanda şeyde bir kulübe bir oyuncu transfer edeceği zaman eğer bunu yapabiliyorsa, geçmişte ben de şahsen yapmıştım, 4-5 tane transferde kulübe destek oluyorsunuz. Bu zaten bu manada bir şey. Bunu da, bu da çok şey yapılarak sorgulanıyor. Yok, bunu diğer takımlar da yaptı. İşte ne bileyim, bu sene Beşiktaş'ta Sergio Ramos transferi için sponsorlarla görüştü. Hepimiz yapıyoruz, tüm kulüpler yapıyor. Bu çok normal bir şey. Ama böyle çok anormal bir hale sokuluyor. Onu da ilave etmek isterim. Ama bu bir rekordur Galatasaray'da. Daha da artacak o sponsorlar. Yani geçen sene yeni sponsorluk rakamı 17 milyon TL'ydi. Bu sene sporcu şeyi sponsorluğu 50 milyon, 53 milyon euro oldu. Yani bu zaten ne kadar bu işin yapılabilirliğinin göstergesi. Erdem Bey, Sergio Ramos gelmeye ikna olmuş muydu? Bir, ikincisi 40 yıldır bekleyen orta saha kimdir? Üçüncüsü de sizi en çok zorlayan transfer kim oldu? Sergio Ramos gelmeye ikna olmuştu. Tabii Sevilla tercihi, yani bir taraftan da bekliyordu. Bazı oyuncular 1,5 ay falan Suudi Arabistan bekliyorlar. Bazı şeyler oluyor. Sergio Ramos'a tabii Suudi Arabistan'dan çok teklif vardı da biz de o rakamı veremiyorduk. Ama gitgide rakam bize doğru düşüyordu. En sonda ciddi bir 8,5 milyon eurolara düşmüştü. Hala şey yapamamıştık. Bizim istediğimiz noktada işte biraz farklılıklarımız vardı. Ama Sevilla gelince, o da geldiği kulüp, oraya gitmek istedi. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Davinson'la Sergio Ramos şeyinde Davinson, yani aslında %60-70 oranında da Davinson tercih ediliyordu. Yani kulüpteki hem scout anlamda, yani ikisi de çok çok iyi şeyler ama hani yaş ve diğer tarafta bir de bir bonservis kazancı olabilir. Yani sonuçta Davinson'la Ndombele'ye baktığımızda sadece bonuslar hariç ödenen 104 milyon euro ödendi bundan 3 yıl önce bonservislerine. Ndombele Tottenham'ın tarihindeki en pahalı transferi. Şimdi böyle bir oyuncuları kadronuza katmak, şey yapmak, bir taraftan da değer olarak dediğim gibi 149.6 milyon euro değer katılmış Galatasaray'ın şeyine. Bunlar bilançonuza da giriyor yani. Bize bunlar çok şeydi. O yüzden Davinson son anda olunca bence çok 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 daha şey oldu diyebiliriz. Onu söylemeyeyim ya. Yani o oyuncuyu zor duruma bırakmak olur yani, onu söyleyeyim. Sizi çok zorlayan transfer. Vallahi hepsi sağ olsunlar, birbirinden fazla zorladılar. Sadece Icardi. Evet, yani Icardi başka bir boyutu vardı. Icardi bence çok, yani çok çok değerli bir insan. Yani insan olarak oyunculuğu zaten tartışılmaz. Allah nazardan saklasın. Icardi olayında tabii kulübü çok zorladı, şey yaptı. Biz imkanlarımızı çok zorlamak zorundaydık. Zaten harcama limitimizin önemli bir kısmı Icardi şeydi. İşte ama en çok zorlayan, çok zor soru. Sahada da çok zorlandık ama hani sonuçta süresi çok kısa sürdü. Yani 10 gün sürdü. Ama en zorlandık. Bilemedim yani. En uzun süren Davinson Sanchez. Yani başlangıcıyla bitişi en uzun süren o. Başka bir sorunuz varsa ben teşekkür ediyorum. Herkese çok çok saygılar, çok teşekkürler. Antrenmana geçebiliriz.